Şimdi Tamam. ben ilk olarak en merak ettiğim soruyla başlıyorum. Evet. Şimdi Mekke Medine, evet Müslümanların zaten her zaman gitmek, ziyaret etmek istediği kutsal topraklar. Ama tabii gayrimüslimler de merak ediyor. Ve resmi kayıtlara göre veya anılara, seyahatnamelere göre gayrimüslimler arasında gizli ziyarette bulunanlar Var, var. evet doğru. Onlar kutsal topraklara yasak olmasına rağmen nasıl giriyorlar ve neler yaşıyorlar? Tabii ki en kolay yol tabii ki o gayrimüslimlerden esir düşenler eğer efendileri beraber hareket etmek veya daha iyi imkanlara kavuşabilmek için sözde diyoruz yani görünürde Müslümanlık ya da İslamiyet'i seçiyorlar ve Müslüman olduklarını deklar ediyorlar. Bu tabii ki efendileri tarafından sevinçle karşılanıyor. Çünkü zira inancımız gereği bir Müslümanı bir başka bir zatı, başka dinde olan birisini İslam'a çağırmak ya da Müslüman etmek hadisin ifadesiyle bir vadi dolusu koyunları sahip olmaktan daha iyi olarak tavsiye edildiği için bu tabii iyi niyeti karşı niyet okumu olmuyor. Bu sebeple tabii efendisiyle beraber gidenler var. Tabii kendisi başka şekilde şekil değiştirerek Müslüman şekline girenler var. Bunları tabii şöyle düşünebilir. Tabii o dönemlerdeki yolculukları bugünküyle karşılaştırmamak lazım. Bugün tabii pasaportlar, vizeler, bir takım resmi işlemler var. O dönemlerde yani genellikle İslam hukukçularının söylediği Darul Harp, Darul İslam diye belirttikleri topraklar böyle birbirinden keskin çizgiler ayrılmışlar. Belki geçmiş dönemlerdeki bizim Doğu Batı diyebileceğimiz veya demir perde ülkeleriyle Amerika veya diğer o ülkelerin birbirinden ayrıldığı dönemlerle karşılaştırabileceğimiz bu kadar çok keskin şeyler var. Bunlardan tabii ilginç olanlardan birisi burada da kitabını getirmiştik. Vartema'nın bir teşebbüsüdür. Aslında Vartema bir paralı askerdir. İtalyan asıllı. Venedik'te yaşamış. Bu zat sonrasında işte Mısır'a geçer ve orada Bu asker. kitabını çok hızlı gösterdiniz hocam. Evet. Bir daha bir ekranı Tamam, tutalım. gösterelim tamam. Tamam, dinliyorum sizi. Yani bu zatın İtalya, Venedikli, Venedik bölge, Venedik asıllı. 15 doğumu 1470. İşte 1495 yıllarda değişik savaşlarda paralı asker olarak yer almış. Sonrasında Mısır'a geçince Mısır'da orada çalıştığı kimsesi birileri tarafından kendisine paralı askerlik teklif edilmiş ama bu paralı askerlik hac kafirlerini korumak amaçlı olan yani yaklaşık olarak 35 bin hacıyı götüren rivayete göre kendisinin anlatısına göre 20 bine yakın kişinin 20 bine kişinin içinde yer alıyor ve Böyle de Yunus ismini kesimler var. alıyor, müftedi oluyor, ihtida ediyor ve gittiği yerlerin bir kısmını bu Müslüman olduğu için kaydediyor. Burada tabii Vartema'nın özellikle öne çıkma sebebi şu, o güne kadar Batı dünyasında Hazreti Peygamber'in kabrinin ya da naaşının bir mıknatıslı bir şekilde asılı vaziyette bulunduğunu inanıyorlar. Bu inancı öyle bir şey olmadığını ilk defa bu eserinde belirtiyor. İlginç olan da şu yine 1490 yılında matbaa ortaya çıkıyor. İşte Johannes Gutenberg tarafından. 1510 yılında çeviri olarak ilk çeviri İngilizce çeviri olarak basılıyor. Sonrasında 1515'te de Almanca'ya çevriliyor. Yani ben bu kitabın 1510 yılında Bamberg'de doktora yaparken oradaki bir hocada olduğunu görmüştüm. Bir hocada orada kendi şahsi kütüphanesinde 1510'da kitap olarak mevcut. Biz de biliyorsun matbu kitaplar 1727'de Lale Devrimi sırasında, Lale Devrimi sırasında özür dilerim o dönemde. Şimdi tabii devrimler, savaşlar çok olduğu için günümüzde biraz insan Devri deyince öyle evet çıkıverdi. oraya gidiyor. Evet. Yani bu zatın anlattıkları arasında tabii bazı abartılı şeyler var. Özellikle İslam ritüeliyle ilgili şeyler çok eksik. Yani bir müftedi olmuş, başka bir dilde şey, dualar var, namazlar. Bunlar anlatılan da eksikler var. Peki şimdi şöyle, o dönem kutsal topraklara girerken yani bak herkese bir hani soru cevap ya da Müslüman olup olmadığı ile ilgili bir kontrol öyle bir şeye tabiler mi? Yoksa böyle tipinden ya bir dakika bu pek Müslümana benzemiyor ya da neyse işte araba benzemiyor falan diyerek yanına mı çağırıp da Tabii, şöyle bu tabii uygulama yapıyor? Vartema'nın kolayca yani kabul görmesinin sebebi orduyla beraber hareket ediyor. Memlük ordusu içinde bir muhafız tabii asker. Yani ona dışarıdan bir halkın birisinin bir şey sorması zor. Muhtemelen askere ait bir kıyafeti var. Ama diğer bir normal siviller diyelim, sivil bir insan geldiğinde zaten Avrupalıysa genellikle mağripli olarak kendilerini tanıtıyorlar. Yani Endülüs'ten geldiklerini, İslam dünyasına, İspanya bölgesine gelenler her ne kadar Araplar gitmiş
değilse de mühtedi olan İspanyollar sebebiyle ciddi bir açık tenli, yani Arap dünyası ve yine Kuzey Afrika bölgesinde Berberilerden de hatırı sayılır derecede. Yani bizde Arap denince genellikle zenci veya çok koyu renkli olarak kabul ediliyor. Aslında tabii ırken Arap olana biraz daha esmere yakın ama bu nesillerin karışmasıyla Mısır'da, Kuzey Afrika pek çok yerde açık tenli insanlar, yine Filistin'de, Suriye bölgesinde de çok hatırı sayılır derece var. Tabii bunlar ritüeller sırasında ortaya çıkıyor. Yani İslamiyet, yani sade yalın bir dil ama işte namaz kılınıyor, orada ne yapacak, abdest alacak. Yani bunları çok iyi bir hazırlıkla gelmemişse o kişi kolayca ele geçiyor. Evliya Çelebi bir yerde diyor, mesela bir diyor genç bir çocuk gelmiş. Ben o dakika bildiler diyor onun diyor Müslüman olmadığını. Orada hemen bazen halk tarafından, bazen yetkililere vermek suretiyle cezalandırılıyor. Bunlar da çoğu zaman ölümle de olabiliyor. Bu merak sebebini şunu söyleyelim. Özellikle 19. asıra gelindiğinde bütün dünyada hani kutuplar artık gezginler gidiyorlar, teşrifler yapıyorlar. Reinhard Schulze kitabında öyle diyor bir yazdığı makalesinde. Diyor ki Kuzey Kutbu, Güney Kutbu, bütün buraların artık keşfedildiği yerde aslında Mekke Medine'nin tam olarak bilinememesi büyük bir muammadır. O sebepten 19. asırın özellikle 1850 yılına itibaren yoğun bir şekilde bu bölgeye gelme istekleri var. Tabii öncesi işte Vartama, James Pitt var. Bunlar o da köle olarak gelenlerden. Diğer böyle Müslüman, en ilginç olan da yine Bukart isminde. İsviçre doğumlu. O da çok genç yaşta. 1784 doğumu, galiba 1814 vefatı olması lazım. Yani yaklaşık 33 sene falan, 1817 olması vefatı. Yaklaşık 33 vefat etmiş. Bu zat bizim kaynaklarımıza göre İngiltere tarafından, İngiltere gizli servis tarafından özel yetiştirilerek İstanbul'a gönderilmiş. Ama bazı kaynaklarda bu zat diğerlerine farklı bir yol izliyor. Mısır'a geldiğinde Mehmet Ali Paşa'nın huzurunda direkt kelime-i şehadet getiriyor, Müslümanlığı deklar ediyor, Müslüman bir hanımla evleniyor. Sonra yolculuğuna çıkıyor ve yolculuğun sırasında sadece Mekke Medine değil, Arap bölgelerinde Bedevileri, bütün bu bölgeleri, belki de ileride Lawrence'in yani istifadeci pek çok belge ve bilgileri o şekilde İngiltere'ye kazandırmış oluyor. Tabii ki o dönem yaygın hastalıklar sebebiyle çok genç yaşta vefat ediyor. Bununla ilgili bir Carsten Niebuhr diye bir zaten yanlış hatırlamıyorsam ondan okumuştum. O zat da bu coğrafyadaki hastalıklara direnç olmak için ancak yerli olmak gerekir diyerek Mısır'a adım attıktan sonra veya Arap coğrafyasına Araplar gibi yiyip içip besleniyor. Hiçbir şekilde hilcene, hiçbir şeye dikkat etmiyor. Ve böylelikle arkadaş ölüyor, kendisi hayatta kalıyor. Öyle bir ilginç şeyler var. Seyahların en büyük korkuları hastalanmak tabii. O iç bölgelerde, tabii oralarda. Peki hocam şunu soracağım. Siz... Yani İngiliz ajanı falan diyorsun da Mehmet Ali Paşa'nın huzurunda kelime-i şehadet getiriyor falan. Tabii, belki de gerçekten adam Müslüman oldu yani. Bir tabii. De Kahire'de Müslüman mezarlığına gömülüyor. Gömülüyor, evet doğru. Ama yazdıkları yani üst makamlara verdiği o yazı uslubunda anlaşıldığı kadarıyla çok fazla. Yani hani yeni tabirle içselleştiremediği, yani İslam'ı tam manasıyla içselleştirmediği anlaşılıyor. Ne yazıyor yani acaba taşında? Taşında herhalde merhum. Bir de Müslüman değil mi hanımı da? Tabii. Hı hı. İbrahim ismini alıyor bildiğim kadarıyla. Hı hı. Evet, o şekilde, evet, müftedi zatın. Hı hı. Fakat ya anlattıkları rapor tarzı yazdığı şeyler, aynı şeyleri biz şeyde de görüyoruz. Mesela bazen de haç olayı... Şeyh İbrahim bin Abdullah Eş-Şami. Eş-Şami olarak isim alıyor. Yani isim değişiklikleri aslında yani bu işin bir parçası olarak yapılıyor. Yani illa yani Robert diye de Müslüman olarak kalabilir aslında ama bu genellikle Müslüman olduktan sonra daha yani İslami olduğunu, Müslüman olduğunu göstersin diyerek yeni bir isim konabiliyor. Yani bu şekilde yani yani bir şekilde bu zatın bütün bu çabaları yapması, o yazıları tutması, notları alması tabii ki buralarla ilgili ön hazırlıklarla alakalı. Yani aslında bir nevi şarkiyatçı dediğimiz, oryantalist dediğimiz ya da doğu bilimci dediğimiz zatların bir kısmını Cemil Meriç şey olarak yani sömürgecinin keşif kolu olarak kabul eder. Tabi hepsi öyle değil tabi. Çok samimi, çok ilmi faaliyetleri yapanlar, sözlükler, kitaplar, neşirler. Bunlar tabi tenzih ediyoruz ama bir koldan da bir kolu da bu
şeylerin bir anlamda oralardaki ileride oluşacak bir takım savaşlar, hareketler için bir takım bilgiler, belgeler topluyorlar. Bunların da tabii göz ardı edilmiyor. Mesela Vanberry var mesela. Tabii. Bizim Bamberg'de de üniversitemizde göre 1913 onun da vefatı. O da mesela haç üzerinden o gün için Ruslar tarafından çok sıkı tutulan, tarafsızlar tutulan Türk bölgelerine, Hive'dir, Buharanlığı oralara kadar gidiyor ve kendisi o da... Her şey Özbekistan'a Hive. O bölgelere gidiyor. O tarihlerde Rusya hakimiyetini geçtikten sonra Rusya buraların zayıf noktaları anlaşılmasın diye kesinlikle yabancıları sokmuyor. Hmm. O iş bölgede götürmüyor. Bu da bir Müslüman, bir Afganlı şeklinde girerek haçta buluştuğu diğer o Özbeklerle beraber hem hal olarak onlarla beraber yola koyuluyor. Hmm. Hatta birkaç defa deşifre olacak durum oluyor. Orada kendisini kayıran, muhtemelen Hiveli diye aklına kalmış bir zat onu hep himaye ediyor. Yok zannediyorsunuz diyor, bu öyle biri değil, çok mümin ama tabii ki hal hareketleri, bütün şeyleri yetişmiş olduğu için yani tam bir Müslüman gibi davranıyor. O Bilinmeyen İç Asya yazdığı kitabında orada bir samimi olarak şöyle bir cümlesini hatırlıyorum. Diyor ki o hacıya karşı diyor beni sürekli koruyan ayrılırken çok teşekkür etmek istedim ama diyor ona teşekkür etmem diyor. Kendimi, kimliğimi deşifre edeceği için bu sefer de diyor yani canımdan olacağım, bütün bilgilerim heba olacak. Yani dünya üzerinde böyle bir keşfedilmedik nokta kalmamak için bu tür gayretler. Mesela İbn-i Cübeyr 3 defa haç görevi yapıyor. Hatta işte bunlardan eserini hepsini derci etmiyor. Hepsini içine koymuyor. Zira yani kitap ya da yazı yazacağı malzeme çok kıymetli. O bakımdan erken dönem kitaplar çok devlet ve resmi kuruluşlarda değilse, yani şahısların yazdığı kitaplar, dini kitaplar veya bu bazı felsefi kitaplar gibi belli ana kaynak kitaplar dışında kitaplarda biraz daha tasarruflu olmak zorunda. Yazı malzemesini sağlamak çok zor. Ama Evliya Çelebi dönemine geldiğinde artık 17. yüzyılda kağıt malzemesi biraz daha yaygınlaşıyor, ucuzluyor. Evliya da tabii biraz da varlıklı birisi. Onu da kabul etmek lazım. Babası sarayın kuyumcu başısı, artı kendisinin işte bu çok güzel uslubundan dolayı 4. Murat olsun, diğer sultanlar, vezirler veya vezir azamlar tarafından himaye görüyor. İşte Melek Ahmet Paşa himaye ediyor. Sonra başka vezirler de gidip geldiği yerlerde nüktedanlıkları sebebiyle çok hatta her yıl geldiğinde kız kardeşine emanetleri bırakıyor. En son bu sıra giderken artık hepsini alarak beraber gidiyor. Hatta yazıların da tabii hepsini bir arada toplamıyor. Yazdıklarının bir kısmını muhtemelen parça parça İstanbul'a bırakıyor. En son Mısır'a gidişinde, daha doğrusu haç ibadetinin yola çıkışında beraberinde aldığını varsayıyoruz. Ve ondan sonra o yüküyle birlikte Mısır'a gidip en son şeklini verip eserine, yani eserinin bitiş tarihi olarak 1683 olarak söylüyor ama yazdığı bazı ifadelerden daha geç tarihleri anlatan şeyler de var, ifadeler de var eserinde. Yani tahminen yani 1683'ten sonra da yaşadığı varsayılıyor.